dur camadan vurmuştuk. Şimdi onun faydasını görüyoruz. Zaman zaman 30-35 derece kadar çıkıyor sağanaklarda rüzgar. Teknenin Türkiye'den ayrıldıktan sonraki ilk rotası komşumuz Yunanistan'ın Sini Adası. Türkiye Anakarası ile Sini Adası arası yalnızca 4 deniz millik bir mesafe. Güney Ege'nin binlerce yıldır yelkenleri dolduran, olgun ve zaman zaman hırçın denilebilecek rüzgarlarıyla keyifli bir seyir yapan Uzaklar 2, kısa sürede Sini'ye ulaşıyor. Sini'ye giriyoruz. Sini'nin limanına giriyoruz. Burası çok eski evleri, güzel evleri olan şirin bir ada. Sini ya da dilimizde bilinen eski adıyla Sönbeki. 1522'den 1912'ye kadar tam 390 sene Osmanlı'nın egemenliği altında kalmış şirin ve şirin bir Ege adası. 1912 yılında İtalyanlarca işgal edilen ada, 1943'te Nazi işgaliyle karşılaşmış. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Yunanistan'a bırakılan bu şirin ada, Uzaklar 2'nin geldiği gün, işte o kanlı savaşın kendilerine gurur veren bir sayfasını anıyor. İkinci Dünya Savaşı'nın onlar için başlangıcı gibi bir şey. Akşam Duce, yani İtalyanların diktatörü geliyor ve beraber olmalarını istiyor ama Yunanlılar karşı çıkıyorlar. İtalyanlarla savaşa başlıyorlar. Bunu kutluyorlar. Süngercilik halen sürdürülmekte olan bir meslek Sini ve diğer Yunan adalarında. Her ne kadar gelişen teknoloji ve tekstil nedeniyle eskisi gibi olmasa da süngercilik sürüyor ve turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Sini halkı bugün neredeyse tamamen turizmle geçiniyor. Akdeniz'i koklamak, onun tipik özelliklerini yakından görmek için dünyanın dört bir yanından her yıl Sini'ye binlerce turist adeta akın ediyor. Sini'de gece hayatı yoğun yaşandığı için sabahları da oldukça sessiz. İşte Uzaklar 2 ekibi böyle sessiz bir sabahta son hazırlıklarını yapıyor, mazot ikmalini yapıyor ve yola koyuluyor. Sini'yi daldığı derin uykulardan uyandırmadan sessizce Akdeniz'deki yolculuğuna devam ediyor. Sini'den yola çıkalı 24 saati geçti. Dün gece yoldaydık. Varla yok arasında bir rüzgarla gitmeye çalışıyoruz. Yelkenli teknenin yakıtı binlerce yıldır hiç değişmiyor. Rüzgar. Rüzgar varsa yelkenlinin keyfi yerine geliyor. Yoksa işte böyle yerinde sayarcasına esintinin yolunu gözlüyor. Uzaklar 1,5 knot hızla yol alıyor. Knot denizdeki hız birimidir ve saatte alınan deniz milini ifade eder. Bir başka deyişle 1 knot 1 deniz mili bölü saate eşittir. Sibel bize yemek hazırlıyor. Sibel kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun şimdi? Kamyonları ayıklamaya çalışıyorum.
Ha şu benim Marmaris'te köylü pazarından, köylü kadınlardan aldığım bamyaları değil mi? Birazcık fazla tüylü galiba, ellerime battı o yüzden. Kibarlıktan değil, ellerimi korumak, dikenlerden korumak amacıyla eldiven taktım. Akşam yemeğine başka ne var? Ne olacak daha doğrusu? Dün akşamdan kalan ismini henüz şey yapamadım, imam bayıldı galiba. Evet, çok güzel bir imam bayıldı yaptırdın dün akşam. Mehmet Efendi'nin elleriyle yetiştirdiği patlıcanlardan hazırladığımız imam bayıldı. Ya şahaneydi. Ve bahçede yetişmiş kütür kütür biberlerden hazırlanmış. Soğanlı sarımsaklı güzel bir imam bayıldıydı. Onun yanına da birazcık pilav yapacak. Tamam. Bu akşam için. Ne güzel. Uzaklar iki, Akdeniz'in en önemli burunlarından biri olan Matapan burnunu bordalamak üzere yol alıyor. Akdeniz denizcileri, Akdeniz'de rüzgar ya hiç esmez ya da tam kafadan eser derler. İşte havanın sertleyerek kafadan gelip uzaklar ikinin batıya doğru yol alışını fazlasıyla yavaşlattığı günlerden birinde ekibimiz bir geceyi Tira ya da daha bilinen adıyla Santorini'de geçiriyor. Matapan'a 20-10 mil kaldı ama tam kafadan geliyor Fatih Lodos. Onun için bakalım ne yapacağız. Rüzgar fazla sert olduğunda yelkenler küçültülür. Buna yelkenin camadana vurmak denir. Uzaklar 2 de ana yelkenin camadana vurulmuş olarak hızla yol alıyor. Arkamdaki burun Matapan burnu veya Yunanca ismiyle tabi doğrusu o, Ak Maleas. Ama Türk denizciler hep Matapan diyorlar buraya. Sadun abi de Matapan burnu Akdeniz'in hormonudur demişti. Hakikaten Matapan burnu denizciler arasında kötü havalarıyla nam salmış, kötü şöhreti olan bir burun. Çok denizci için de, Kürdistan, Bırk'tan gelen denizciler için, Türk denizciler için de burası. Buraya döndükten sonra artık eve geldik, duygusuna kapıldıkları bir yer. Matapan burnunu, Ak Maleas burnunu bordaladık. Bu burun Peloponez Yarımadası'nın ucundan, sonundan bir parmağın, bir elin parmakları gibi 5 tane burun güneye doğru uzanır. Bunlar da işaret parmağı gibi olan en güneydeki bu Ak Maleas, yani Matapan burnu. Haritada da gösterecek olursa, şurası Peloponez Yarımadası, Yunanistan'ın anakarasının güneyi. Burası böyle elin parmakları gibi güneye doğru uzanıyor. Şimdi bordaladığımız Matapan burnu, yani Ak Maleas'ı tam burası. İyi bir denizci her zaman fırtınaya da, sükunete de hazırlıklıdır. Fakat bir burnun ardında kendisini bekleyenleri asla bilemez. Dünyanın ucu tabir edilen denizlerin Everest'i Horn burnuna yol alan Uzaklar 2, ilk burun sınavını Matapan'da nasıl verecek? Ege'nin ötesi Uzaklar 2 ve ekibini nasıl karşılayacak?
Kulaklarda gelecek hafta. Akdeniz'den çıkıp Atlantik'i geçmeden önce Ege'yi dümen suyunda bırakacak olan Uzaklar 2, İran Denizi'nde tarihe tanıklık edecek. Atasoy ve Karasu, Osmanlı'nın Cenevizlilerden aldığı tarihi kaleyi ziyaret ederken, kendilerine el sallayan dünyanın en önemli yazarlarından birinin selamını karşılıksız bırakmayacak. İtalya'ya vardıklarında ise Uzaklar 2 ekibini bir sürpriz bekliyor.